Acaba İlyada destanı bilinç altında nedir? Buna geçemiyorlar. İlyada destanı bilinç altında nedir? Geçtiklerinde hemen şunu anlayacaklar. Şu soruyu soracaklar önce. Truva atı nedir? Tahta atı var ya. Truva atı nedir? Tahta atı gösterecekler budur. Hayır, onun ötesinde nedir? Truva atı değerli arkadaşlar, sperm. Bu kadar. Truva kalesi, hani tahta at kalenin içine konacak ya. Truva kalesi ne? Bir mitoloji araştırmacısına sorarsanız, kale işte. Kale, dört harf. Varlığın kendisini gösterirler. Surlarla çevrili bir alan, bu kadar. Biz diyoruz ki arkadaş, hani üçüncü adım yok mu ya? Mitoloji uzmanısınız. Üçüncü adımı atın. Üçüncü adımı atınca kalenin yumurta olduğunu görecekler. Sperm var, yumurta var ve yapılması gereken şey o truva atı, tahta atın truva atı kalenin içine girecek. Ve Cassandra der ki hayır, hayır, hayır bunu kalenin içine koymayın. Fakat kimse onu dinlemez ve kalenin içine girer. 36 saat içeride sessiz kalır. 36. saat truva atı kalenin içinde aktif olur ve hem kaleyi zapt eder hem de kalenin dışını zapt eder. İşte değerli dostlar, sperm yumurtanın içine girdikten 36 saat sonra aktif olur. Ve o zaman başlar bebek anne rahmine düşmeye. İşte bir mitolog öncelikle bu soruyu sorar kendisine. Ve sonra bakar der ki, ya neden? Neden Yunanistan'dan ordu getiriliyor da Ege Denizi'nin en sağ köşesine hem de o su yoluna? Ve neden acaba Ege Denizi vajinaya benziyor şekli? Bunu düşünmedi, düşünemedi. Ve neden 9 sene sürüyor savaş? Neden 10. sene Truva yerle bir oluyor? Truva'nın yerle bir olması nedir? 9 ay hamile kalan bir annenin karnı büyür. 9 ay 10 gün sonra doğum yapar ve annenin karnı yerle bir olur. Eski haline döner. İçinden bebek çıkar. İlyada destanı sonunda da içinden bebek çıkıyor ve Roma'yı kuruyor. Aynı yaz. İlyada destanı ezbere bilenler var. Odise destanı ezbere bilenler var. Diğer destanları, efsaneleri ezbere bilenler var. Ezbere bilmek demek. Bilmek demek değil ki. Ben de bunu ezbere bilirim. Bardak, bunu ezberledim. Bardak, bardak, bardak. Elinde tuttum. İlyada, İlyada, İlyada. 16. tane mısrasını da söyleyebilirim. Kitabı da elimde tutarım. Bu benim İlyada destanını bildiğim manasına gelmez ki. Bu onu ezberlediğim manasına gelir. İşte değerli dostlar, bir şeyi bilmek, onun manasına, bilinç ötesine ulaşmak demek.